Sağlıklı yaşam dileklerimizle Lay TV stüdyolarından hepinize merhaba değerli izleyiciler. Bugün yine ekranları başındaki siz değerli kadın izleyicilerimizi yakından ilgilendiren bir konuyu getiriyoruz sağlık gündemine. Menopoz. Her kadının yaşayacağı, hangi yaşta olursa olsun bu süreçten geçireceği bir menopoz süreci vardır. Bugün bu konuyu uzman bir öğretim üyesiyle birlikte masaya yatırıyoruz. Yardımcı doçent doktor Sayın Melek Ersoy Cingi, Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi. Evet, hoş geldiniz Melek Hanım. Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum. Evet, menopoz her kadın için önemli bir yaşam döngüsü. Vazgeçilmez bir yaşam döngüsü ama güzel geçirilebilir, zor geçirilebilir, üstesinden gelinebilir. Çok çeşitli yaklaşımlar var bu konuda ama evet. Öncelikle biz şunu isterseniz söyleyerek başlayalım. Menopoz deyince ne anlıyoruz? Sözlük anlamına bakarsak eğer aslında menopoz bir kadının gördüğü son adet demek. Yani Latince'de karşılığı bunun son adet. Görülen son kanama anlam olarak. Ondan sonra yaşanan döneme de menopoz dönemi diyoruz. Değişik bilimsel isimler var, toplumsal isimler var. Klimakterik dönem deniyor. Hem en ağırlıklı kullanılan menopoz dönemi olarak geçiyor. Halk arasında da farklı bir şey kullanılıyor. Halk arasında da benzeri şeyleri kullanıyorlar adetten genellikle. Adetten kesilme evet. Değil mi? Daha ya. Çok. Öyle isimlendiriyorlar evet. Adetten kesilme. Evet. Peki şöyle bir kadının yaşam sürecine, döngüsüne bakarsak hangi dönemlerden geçiyor ve en son menopoza gelene kadar bu hormonal dengeleri, işte kadını etkileyen faktörler neler acaba? Doğumla beraber başlarsak uzunca bir süreç kadının yaşam evreleri dediğimiz. Çünkü dünyada yaşam süresi gittikçe artıyor artık. Kadınlar için 80'i geçmiş durumda birçok ülkede, dünyanın birçok ülkesinde 85'ler ortalamadan bahsediyorum. Tabii ki çok ekstrem örnekler var. Doğduğu andan itibaren başlarsak ilk baştaki o 28 günlük sürece biz yeni doğan süreci diyoruz. Bu yeni doğan sürecinde doğan tüm çocuklar annelerinden aldıkları hormonların etkisi altındalar. İşte memelerde bir takım gelişme olabiliyor bebeklerde, yeni doğanlarda. Akıntılar olabiliyor bir takım, özellikle kız çocuklarda işte labyalar şiş olabiliyor, bir takım akıntılar olabiliyor. Bu anneden geçen hormonların etkisiyle. Bunlar bir süre sonra geriliyorlar. O dönemde kadınların erkeklerden ufak bir farkı, önemli bir fark aslında, ufak değil. Doğdukları andan itibaren vücutlarında ileride kullanılmak üzere hazır yumurtaları oluyor. Evet. Erkeklerde üretim yaşam boyunca devam ederken kadınlarda bu doğdukları anda ne kadarsa o kadar. Ve tüm yaşamları boyunca bunu kullanıyorlar. İşte aslında menopozda onların aktivitesinin bittiği süreçte başlıyor. Evet. Sonra çocukluk dönemi var. Gene bu üreme organlarıyla ilgili bir şey yok o dönemde. Aşağı yukarı 8 yaşına kadar olan dönem. 8 yaştan sonra prepüberte dediğimiz dönem başlıyor. Ardından da püberte. Ergenlik öncesi ergenlik gibi öncesi düşünüyoruz. Dönem. Evet, 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 çok evet. Haklısınız. Bu ergenlik öncesi dönemde yavaş yavaş artık hormonlar aktifleşmeye başlıyor. İlk belirtiler neler? Gene önce memelerde bir ufak gelişme evet. Başlıyor. Yağ dokusu artmaya başlıyor. İşte bir miktar sıkıntıları oluyor küçüklerin. Bunu aileleriyle paylaşıyorlar. Ardından kıllanma başlıyor. Önce genital bölgede, onun ardından koltuk altı bölgesinde. Bu arada tabii bunun yaşı da değişiyor değil mi çocuklara göre, genetik yapıya göre? Evet, özellikle çevresel faktörler günümüzde bunu biraz öne aldı. Erken olmasını çok istemiyoruz. Ortalama 12-13 yaş civarında olsun isteniyor. Daha önce olduğunda, erken olduğu düşünülen dönemde işte bir çocuk sağlığı uzmanı ve endokrin uzmanının ortak yapacağı şeylerle, değerlendirmelerle biraz normal zamanı alınması özellikle gerekiyor. Özellikle östrojenle tanışması daha erken yaşlarda olacağı evet, için değil tabii, mi? Kansere meyil. Tabii tabii. Meme evet. Kanseri özellikle çok önemli bir risk faktörü kadınlar evet. Üzerinde. Bu aktivitenin normalde 12-13 yaşında başlaması lazım. Dediğiniz gibi erken olursa ki 9 yaşa kadar iniyor bazı şeylerde, bölgelerde. Beslenmeyle ve çevresel faktörlerle çok ilişkili bir durum. Bu özellikle hı-hı. Genetiği değiştirilmiş organizmalar nedeniyle o tür beslenmeyle de obeziteyle beraber tabii artıyor bu şey. Evet. Yaş aşağıya doğru iniyor. Normal süreci konuşursak yine 12-13 yaşında bu ilk adetle beraber aktivite başlıyor. Bu aktiviteyle birlikte her ay döngü gebelik üzerine aslında kurgulanıyor. Yani her ay organizma hazırlanıyor, rahim gebelik için hazırlanıyor.
Bu ilk iki yıl genel olarak östrojen üretim çok şey değil. Her ay adet görmüyor çocuklar. İki yıl içerisinde oturmaya başlıyor. Zaten bizim süreçleri işte 8 yaşına kadar çocukluk dedik. 8 ile aşağı yukarı 13 yaş arasını biz prepubertet olarak isimlendirirsek 13-15 yaşında adolesan diye isimlendiriyoruz. Erişkene adolesan. Doğru gidiyor. Evet, 15'ten evet. sonra 18'e kadar olan dönemde de artık bu menarş dediğimiz işte adetin başlaması ve şey dönem başlıyor. Erişkinliğe geçiş dönemi başlıyor. Hemen bir şey sormak istiyorum. Bu adetin erken ya da 15 yaşında başlamasıyla menopoza giriş arasındaki bir şey orantı var mı acaba? Vücutta o kadar çok yumurta hücresi var ki aslında bunun çok ilişkili olduğu, aslında tüp bebek tedavilerinde de çok sayıda yumurtanın kullanılması da bu şeylerden birisi. Hani daha erken mi menopoza evet. giriliyor diye. Bilimsel olarak tam ispatlanmış şeyler yok bunlarla ilgili. Etken olabileceğini iddia eden, savunan bilim uzmanları da var. Görüşler. Ama, evet, görüşler farklı var. Bu konuda evet. da. Fakat işte 300 bin taneyle doğup işte 40 bin tanesini kullanıyorsak geri kalan çok şey olmuyor aslında, evet. rolü olmadığı evet. söyleniyor, düşünülüyor genel olarak. Buradaki şey östrojene daha fazla maruz kalma nedeniyle yaşanacak riskler. Tabii östrojen hem faydalı hem de bir yandan da bazı evet, onu da konuşacağız. Evet, yan etkileri evet, olan evet. bir hormon. Aslında çok da önemli bir hormon östrojen hormonu. Evet. Kadınlık hormonu diye geçiyor biliyorsunuz evet. östrojen. Ama bazı şeyleri de var tabii. Evet, kadın evet. üzerine riskleri de var. Evet, ergenlikten sonra bu süreç devam ediyor. Evet, sonra cinsel olgunluk evet. dönemi dediğimiz dönem başlıyor. 50 yaşına kadar sürüyor bu dönem. Bu dönemde vücudun kendisine ait bir savunma mekanizması var. Hı-hı. İşte vajinada asidite başlıyor. Enfeksiyonlara karşı kadını koruyor. Burada çok bahsetmek istediğim bir şey var. Önemsediğimiz meme kanseri için nasıl kendi kendine meme muayenesini önemsiyorsak, kendi kendine vulva muayenesi diye önemli bir muayenemiz var bizim. Hı-hı. Tüm şeyden sonra, püberte sonrasında, adolesan dönemin ardından tüm herkesin yapmasını istediğimiz, bayanların yapmasını istediğimiz bir muayene. Evet. Düzenli olarak kasık bölgesini elleriyle kontrol ederek oradaki lenflerde bir büyüme var mı yok mu? Ardından da yine dış dudak dediğimiz organları kontrol Hı-hı. ederek oradaki renk değişikliği ya da kitleleri erken dönemde fark etmeleri için hem kendilerinin farkında olmak hem de oluşabilecek riskleri önceden evet. belirlemek için önerdiğimiz kendi kendine vulva muayenesi önemli bizim için. Evet, evet. Sonra devam ediyoruz sürece. Sonra, değil mi? Evet, Hı-hı. sonra her ay düzenli olarak kadında yumurtlamayla beraber östrojen düzenli olarak salgılanmaya başlıyor. Hamilelik döneminde tabii değişiklikler oluyor ama daha sonra evet, devam ediyor. Gebelik döneminde işte plasenta dediğimiz bebeğin eşi üstleniyor bu hormon ama o hormon gene var vücutta. Vücutta bu yumurtalıklar dışında bu hormon az miktarda da olsa yağ dokusu ve biraz da böbrek üstünden sentezleniyor ve salınabiliyor. Ama ağırlıklı yeri yumurtalıklar. Bu yumurtalıklarda aktivitenin yavaşlamasıyla beraber östrojen de vücutta artık yavaş yavaş çekilmeye ve azalmaya başlıyor. Yaşlanmaya başlıyor. evet, overler için öyle diyebiliriz. Evet. Yumurtalıklar için öyle diyebiliriz. Ya da artık yaşlanma demiyoruz, yaş almaya başladıkça kişiler, evet. kadınlar özellikle yaşlanma demiyoruz kadınlar için, yaş alması devam ettikçe burada da bir yavaş yavaş gerileme başlıyor. Evet, tabii başladığı günden itibaren aynı şeyle devam etmiyor. Şimdi 35 yaşa kadar çok aktif ve yumurtalıklar da aktif, östrojen de aktif ama 35'ten sonra doğurganlık tabii biraz azalıyor. Aslında yavaş beyin yavaş. Hücreleri de biliyorsunuz belli bir yaşa kadar. Aslında bu birbiriyle tabii çok ilişkili. Çok ilişkili. Hormonların çok ilişkili. Beyin içerisinde yapılması, hipotalamus, talamus gibi oralarda da ilişkisi evet, olan evet. bir şey tabii. Direkt. Zaten evet. şimdi o hormon yumurtalıktan salgılanıyor ama merkez beyin. Yani evet. hipotalamus o emri veriyor. Onun verdiği emirle hipofiz loblarından yumurtalıklara emir veren başka hormonlar salgılanıyor. O hormonlar ancak yumurtalıkta bunların üretilmesini sağlıyor. O zaman beyin sağlığımızı iyi korursak menopozda gecikme olur mu? Ne dersiniz? Bilemiyorum, olabilir. Evet, çok net bir şey yok bunda değil mi? Evet, pozitif düşünme, pozitif thinking programları. Hepsinin etkisi olabilir. Evet, evet. Olabilir tabii ki, nasıl sağlıklı beslenme bu işi geciktirebiliyorsa. Evet. Ama en önemli rol bugün bir
biliyoruz ki sigara tabii. Sigara, sigara evet, tüm hücrelerde olduğu gibi beyin hücrelerinde de değişiklikleri etkiliyor. O da kadınlık hormonlarını direkt etkiliyor. Direkt yani birinci özellikle rahimi birisi çok etkiliyor değil mi? Rahim duvarında sigaranın, nikotinin çok ciddi bir etkisi evet, var. Evet, evet. Duvar üzerine etkisi var. O yumurtalıklar üzerine etkisi var. Dediğim gibi tüm vücuda, beyni sonuçta etkiler ise zaten bir şey, tüm vücuda vücudu, onun sonuçlarını evet, evet, gösteriyor maalesef. Evet, ki emir biz, çünkü oradan evet, çıkıyor. Doğru, emir nereden geliyorsa. Peki biz şimdi yine sürecimize devam edelim, yolculuğumuza. Devam ettik. Menopoz dönemine yaklaştık. Neler nasıl oluyor? Evet. Önce burada bir şey sormak buyurun, istiyorum. Dünya genelinde menopoza girme yaşı ortalama ne kadar? Yani ortalama kaç yaşında menopoza giriyor kadınlar? Tüm kötü herhangi etkileri şey kenara bırakırsak, yaşında uzadığını düşünürsek. Ortalama 52 diye düşünülüyor. Yani hı-hı, yapılan şeyler onu gösteriyor. Büyük popülasyona ait çalışmalar. Hı-hı. 51 küsür, ortalama 52 civarında söyleniyor. Yaşlarında, ülkeye evet, yaşanılan yere göre değişiyor. İşte 49 civarında, 48-49 hı-hı, civarında ağırlıklı olarak bulunduğumuz hı-hı, bölgedeki menopoz yaşı 48-49 genel olarak. 52'ye kadar ulaşması çok olmuyor ama genetik burada çok önemli. Bir genç kızın annesinin menopoza girdiği yaşı çok önemsiyoruz. Evet. Çünkü annenin menopoza girdiği yaş erken ise onun da öyle bir riski var demektir. Tabi bu arada şimdi erken ve geçi isterseniz şey yapayım evet, menopoz için. 40 yaşından önce eğer kadının adetten kesilmesi söz konusu ise biz o zaman erken menopoz diyoruz. Ama bunda bir takım faktörler söz konusu tabii değil mi? İsterseniz onlardan da bahsedelim. Evet, şimdi bir takım faktörler dediğiniz gibi bu sigara özellikle en önemli şeylerden genetiği birisi. Söylediniz. Genetik önemli şeylerden. Obezite yine önemli faktörlerden birisi. Travmalar herhalde bir de değil mi? Travmalar, geçirilmiş yani operasyonlar sırasında oraya giden kanlanmanın bir miktarda olsa azalması, cerrahi de çok ince çalışmak gerekiyor. Her ne kadar yumurtalığa dokunulmasa bile yapılan tüm cerrahilerde o bölgeye giden kanlanmaya dikkat edilmesi, özen gösterilmesi gerekiyor. Bu normal, doğal dediğimiz menopoz. Menopozun da türleri var. Doğal menopoz kadının kendiliğinden herhangi bir dışarıdan etken olmadan adetten kesilmesi. Doğalı bu zaten. Doğalı bu. Normal süreç içerisinde böyle olması evet, gerekiyor. Evet. Bir de cerrahi dediğimiz daha acil, daha önemli sorunlarla kadının adetten kesilmesi hı-hı, söz konusu oluyor. Bunlarda ne oluyor? Ameliyatla yumurtalıkların çıkarılması. Evet. Burada yine önemli bir konu var. Cerrahi menopoz dediğimiz zaman bir kadın ameliyatla mesela bazen çok fazla miyomu olabiliyor ya da başka sorunları olabiliyor. Rahminin çıkarılması gerekiyor ameliyatla. Ya da kanser riski çok yüksek evet, olanlarda değil mi? Sadece rahim çıkarılan durumlarda kadın menopoza girmiyor. Kadının yumurtalıkları gene normal zaman, ne zaman menopoza girecekse doğal yaşamda o zamana hı-hı, kadar aktivitesine hı-hı, devam ediyor ve evet, o kadınlar bizim için menopozlu kadınlar değil. Rahmi alınan kadın düzenli adet görmeyen, çocuk doğurma yeteneği olmayan kadın demek. Ama her ay düzenli olarak yumurtalıklarında yumurta gelişimi olur ve östrojen hormonu, progesteron hormonu, diğer tüm hormonlar salınmaya devam eder. Evet. Onları şeye almıyoruz. Evet. Peki o zaman erken menopozu konuştuk. Geç menopoz için devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Değerli izleyiciler, menopozu konuşmaya devam ediyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Evet.
Evet değerli izleyiciler, Sayın Melek Ersoy Cingi ile menopoz konusunu masaya yatırmaya devam ediyoruz. Kadınlar için önemli bir konu. Evet. Demin erken menopozda kaldık. Cerrahi müdahaleden bahsediyordunuz. Onu biraz daha açmamız mümkün mü acaba? Çünkü sorunlar yaşanabiliyor beklenmedik dönemde evet. olduğu zaman. Şimdi tabii diğeri zaten kadınların beklediği doğal bir süreç. Biliyor ki yaşı ilerledikçe kadın adetten kesilecek ve bir süre sonra da bu menopoz sürecini evet. yaşayacak. Bu beklediği bir şey kadının. Ama birdenbire herhangi bir sorun olduğu belirlenip sizin işte rahiminiz ve yumurtalıklarınızı almak gerekiyor dendiği zaman bu aile için önemli bir sorun. Birdenbire çünkü... Sanki kadınlığın elden gitmesi gibi algılanıyor. Ya da çocuk beklentileri varsa çocuk tabii, doğuramama. Evet, o da özellikle önemli. Bizim evet, toplumumuzda. Evet. Evet. Şimdi cerrahi menopozda evet bir bunların alınması var. Bir de tabii bir kanser tanısı almak ya da herhangi bir tedavi nedeniyle o bölgeye bir tedavi uygulanacağı zamanlarda da bu organların şey yapılması mümkün. Menopoza sokulması gerekiyor kadınların çünkü bazı özellikle kanserlerde. Evet. Bu acil durumun kabullenilmesi çok zor oluyor. Hem kadın için hem de partneri için, eşi için gerçekten zor bir süreç yaşanıyor. Ama bazı durumlarda da bu son trend biliyorsunuz. Özellikle böyle bir operasyon, ameliyat geçirmek istiyorlar. Kanser riskini azaltmak için bir de o var. Kendileri de istiyorlar. Tabii bu meme kanserinde evet. bugün çok önemli risk biliyorsunuz. Gen için, evet. pozitif çıkanlar koruma amacıyla ya da genç çocuk yaşta lenfoma benzeri terapiler sırasında dondurularak saklanabiliyor yumurtalıklar. Öyle bir şeyi var yumurtalar, yumurtalıklar, eşi varsa evet bu da çok önemli yeni son gelişmelerden evet. biri. Dondurularak saklanması. Saklanabiliyor. Evet hı hı. kişinin eğer tedavi sırasında sadece yumurtalıkları bundan etkilenecek ise daha sonra çocuk sahibi hı hı. olması sağlanabilsin diye dokular dondurularak saklanabiliyor. Evet, işte. Özellikle kemoterapinin etkisinden evet, korumak için, radyoterapinin etkisinden korumak için. Yapılıyor. Evet. Gerçekten bu da tıpta önemli bir gelişme bunun dondurulması. Hı hı. Dünyanın birçok ülkesinde de başarıyla gerçekleştiriliyor ve dondurulan çözüldükten sonra da yine sağlıklı doğumlar. Bebekler elde evet, edilebiliyor. Bu da güzel bir gelişme evet. kadınlar için. Peki gelelim normal menopoz sürecine şimdi. Belirtileri erken menopoz ya da daha doğrusu menopoz öncesi belirtiler ve menopozla beraber ortaya çıkan kadın vücudundaki değişiklikler nelerdir? Evet, önemli değişiklikler. Başlangıçta tabii bu öyle birdenbire bıçakla kesilir gibi kesilmiyor. Bir süreç var yaşanan. Hatta hani 2 ila 5 yıl deniyor ama 10 yıla kadar da uzadığı söylenebiliyor bu sürecin. Yani 50 yaş diye ortalama dersek demek ki 40 yaşında ortalama kadında bir takım değişiklikler olmaya başlıyor. Zaten 35'ten sonra da organlık azalıyor. Bunu biliyoruz. Yumurtaların kalitesi değişiyor. Üretilen hormonların miktarları değişiyor. Yine içerikleri değişebiliyor. Öncelikle kadınlarda adetler biraz daha sıklaşmaya başlıyor. Birinci olarak bunu görüyoruz. Sık aralıklarla normalde 4 haftada bir olması gereken adet kanaması, 28 günde birdir normalde olması beklediğimiz adet kanaması. Neden acaba böyle? İşte bu yaşlanmaya, overlerdeki yumurtalıklardaki yaşlanmaya bağlı aha. olaraktan normalde yumurtlamanın ardından yumurtalıkta corpus luteum adını verdiğimiz bir şey kalıyor, yumurta kesesi kalıyor. Bu kalan keseden bir hormon salgılanıyor. Hormon. Yaşlanmayla beraber salgılanan bu hormon o kesenin corpus luteum diye isimlendiriliyor. Onun yaşam süresi azalıyor. Normalde 14 günlük bir süresi var. 14 günü geçince kanamanın olması lazım. İşte bu da toplamda 28 günde bir oluyor. Daha çabuk. Bu daha erkene yaşam çekiyor. Süresi azaldığı evet. için onun biraz daha erkene alınıyor. Bunu özellikle sordum çünkü bu kanamalar kadında korku yaratıyor. Evet. Kanser korkusu, başka bir hastalık mı oldu korkusu. Oysa çok normal olduğunun altını çizmemiz evet, lazım. Bu dönemde yaşanan önemli şey kadının böyle düzensiz kanamaları başladığında bir kısım diyor ki ben nasılsa menopoza giriyorum. Evet. Korunmaktan vazgeçebiliyor aile planlaması yöntemi. Evet. Yine bu dönemde çok gebeliklerle karşılaşılıyor. Ama sağlıksız çünkü, gebelikler olabiliyor tabii. Sağlıksız gebelikler, beklenmeyen gebelikler, planlanmamış, ailenin yani emeklilik beraberinde başka planların hı-hı. olduğu dönemde gerçekleşen gebelikler. Evet. Tabii sağlıklı doğumlar gerçekleşmiyor mu? Gerçekleşiyor bu dönemlerde evet. de ama gebelikleri çok riskli oluyor. Riskli gebelik. Evet takipleri oldukça zorluyor. Anne ve bebek için de riskli değil mi? Her iki taraf. Riskli yüksek oluyor hı-hı. anne ve bebek için ama oradaki ailenin tercihi tabii ki onlara kalıyor onun sürecin nasıl devam edeceği. Önce bir kısalma söz konusu yani 4 haftada bir olurken 3 haftada bir olmaya başlıyor.
Böyle devam eden bir süreç oluyor. Yani dediğim gibi bu arada etkin korunmak önemli. Kadın düzenli de korunmuyorsa sürekli her ay gebelik testi yaptırmak zorunda kalabiliyor. Böyle bir sorunu olabiliyor. Bu başlar başlamaz aslında bir sağlık hizmeti almakta fayda var. Bir süre sonra aksine süreler uzamaya başlıyor. Bu sefer de 2 ayda bir, 3 ayda bir adet görmeler başlıyor. Onun ardından da yavaş yavaş süre uzuyor. Beraberinde adetlerin böyle seyrelmesiyle tabii beraber diğer başlıyor. Tabii asıl beraberindeki bir takım şeyler, belirtiler evet. ve rahatsız edici durumlar söz konusu. Onlar evet, nedir? Tüm vücudu etkiliyor. Tabii sonuç östrojenin vücuttan çekilmesi, büyük bir miktarının çekilmesi. Kadını hormonları idare eder evet. diye bir şey vardı evet, değil mi? Kadınlık hormonlarının östrojen ve beraberinde progesteronun olması. Birdenbire sinirlenmeye başlıyor kadın. Her zaman normal gördüğü durumda birden parlayıveriyor. Aile içerisinde özellikle önemli sorunlar yaşayabiliyor. Şimdi bu dönem kadınların işte emeklilik, çalışan kadın için tabii, emeklilik, beraberinde işte bir takım planlamalar, çocukların büyüyüp evden ayrılması sürecine denk geliyor. Bir de bu şeyi yaşarsa, adetten kesilmeyi yaşarsa hepsi üst üste birikiyor ve işte boş ev sendromu dediğimiz bir sendromla da karşılaşabiliyor kadın. Yalnızlık duygusu. Yalnızlık yaşıyor, pardon. Ve bu sinirlilik halinin yanı sıra bir takım hissetmekle ilgili ya da hatırlamakla ilgili sorunları olabilir. Tüm vücuttan, beyinden başlayarak tüm vücudu etkiliyor çünkü bu östrojenin eksilmesi. Burada hafızadaki küçük ufak sorunlar ileriki yaşlarda, 60'ları geçtiğinizde artık başka daha önemli sorunlara neden olabiliyor. Yine östrojen kas dokusu üzerine çok etkin bir hormon. Kasın tonüsünü yani sertliğini koruyan bir hormon. Onun vücuttan çekilmesiyle beraber vücutta kas miktarı azalıyor. Var olan kasın sertliği azalıyor. Yağ miktarı biraz daha artıyor. Yani beden imajı değişiyor, görüntü değişiyor. Tabii. Ciltte değil kolajen mi? Yapımı Hı-hı. azalıyor. Cilt her zamanki o tonüs yani esnekliğinde olmuyor artık tuttuğunuz zaman. Ele dolgun gelmiyor, daha boş olarak geliyor. Kırışıklıklar artıyor kadınlar kadında. Kadınlar için en önemli yüz değişiklikleri. Çok önemli. Saç dökülmesi başlıyor kadında. Şimdi memede yağ dokusu azalmaya başlıyor. Karın bölgesinde yağlanma başlıyor yine bu artan şeyle beraber, ilerleyen menopozla beraber. Kemikler yine çok bundan etkilenen en önemli organlardan birisi de kemikler. Kalsiyum eksikliğine, evet. Kemik dokusu yaşayan bir doku. Her düzenli olarak vücutta erken yaştan itibaren yenisi yapılıyor ve yıkılıyor. Yani yapım ve yıkım birbirine eşdeğerlikli. Büyüme sürecinde, çocukluk döneminde tabii yapım daha hızlı. Menopozla beraber, östrojenin çekilmesiyle beraber yıkım yapımdan daha fazla oluyor. Bunun için aslında o dönemde tabii desteğin çok önemi var fakat genç dönemde o şeyi korumak lazım aslında. Kemik yoğunluğunu gençken korumak gerekiyor. İleri yaşta yenisinin yapılması pek mümkün olmuyor. Tabii şöyle de bir durum var. Genç olduğu zaman kemik yapısına daha çok ihtiyaç var. Daha çok iş yapacak. Şeyleri, planları daha ileriye dönük olarak çok ciddi planları var. Onlarla çocukları daha küçük, onlarla beraber yapması gereken şeyler var. Tabii bütün bunları düşündüğünüz zaman erken dönem menopozunda hakikaten problem yaşanıyor ama bu süreci bekliyorsa herhalde kadın daha kolay atlatabilir. Evet. Evet, ailelerde özellikle yakınındaki kişilerin desteğine çok ihtiyacı var kadının bu dönemde. Ama bazı kadınlar da çok az yaşıyorlar bu semptomları. Evet, kişiye göre bireysel, değişiyor değil çok mi? Çok bireysel. Yani, evet. Yani bireysel semptomlar. Burada tabii yine vücut kitle indeksinin biraz önemi var. Yağ dokusundan bir miktar sentezlendiği için burada onlar bir miktar daha şey olabiliyorlar, şanslı olabiliyorlar semptomları yaşamak konusunda. Aslında biraz şeye benziyor, aşermeye benziyor. Biliyorsunuz aşerme de aslında kadına göre değişir. Kadının düşünce yapısıyla çok ilişkilidir. Yabancı toplumlarda aşerme çok fazla görülmez ama bizde bu bir kullanma yoluna da gidilebilecek kadar ileri gidebiliyor. Aynı şey bunda burada da öyle. Menopozda da öyle. Kadının kabullenmesine, beynine bağlı herhalde. Evet.
mesela Hindistan'da kadınlar için yaşlanmayla beraber toplumda statü kazandığı için kayınvalide olmayla beraber biraz Türk toplumunda da benzeri bir şey var. Statü kazandığı için bunu mutlulukla karşılıyorlar. Ama Batı kültüründe ya da çalışan grup tam denk geliyor. Yani emeklilik beraberinde işte çocukların evden ayrılması hepsi üst üste geldiğinde daha fazla etkileniyor. Tabii bundan. Aynı yaş dönemindeki evin erkeğinin de bir takım problemleri olduğu için aynı hormonal değişikliği. Tabii bir takım anlaşmazlıklar bu dönemde evet. daha çok açığa çıkıyor. O dönem çıkıyor. Başlıyor. Evet. Bu işte aktif çalışma yaşamından çekilince kadın yaşam şekli değişiyor, beslenmesi değişiyor, hareketi azalıyor. Yani kiloda tek sorumlu tabii menopoz etkin ama yaşam şeklinin değişmesi de burada önemli. Kadının yaşıyla beraber, yaş almasıyla beraber beslenmesini ve yaşam şeklini modifiye etmesi gerekiyor. Metabolizma yavaşlıyor tabii ki. Metabolizmanın evet. yavaşlaması. Durur haldeki bazal metabolizma evet. yavaşlıyor. Bunun içinde beslenmede her zamanki tarzdan biraz farklı olması gerekiyor. Evet. Tabii menopoz süreci her kadın için demin de siz söylediniz. Her kadın için aynı zorlukta ya da aynı harabiyette geçmiyor. Dolayısıyla harabiyetler de farklı. Yani organizmanın işte çocukluktan beri aldığı kalsiyum, kemik yapısı, bütün bunlar menopoz için çok etkili olduğunu herhalde vurgulamak istiyorsunuz. Evet, evet. Evet. Peki o zaman tekrar kısa bir aramız var. Daha sonra menopoz sonrasında neler yapacağız? Yaşam kalitesi nasıl olmalı? Onu konuşacağız sizinle. Bizden ayrılmayın değerli izleyiciler. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Bilimsel çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Evet değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet Sayın Cinge, menopozun sonunu getirdik. Hanımlarımızı, kadınlarımızı menopozla karşılaştırdık. Peki yaşam kalitesi nedir? Ama bu arada birkaç belirti daha var galiba menopozda değil mi? Belki evet. ilave etmek istersiniz. Bu ter basmalar falan. Kadınların en korkulu rüyası. Evet, bizim vazomotor semptomlar dediğimiz... Evet. Ter basmaları, ateş basmaları birdenbire, uykusuzluk sorunları bu dönemde yine başlıyor. Vazomotor semptomlar da yine beyinde östrojen hormonunun o ısı kontrol merkezini de biraz kontrol ediyor. O kontrol ortadan kalkınca birdenbire burası çok sıcak demeye başlıyor. Ya da ateş basmaya başlıyor, yüzden başlıyor. Boyundan tüm vücuda sırta doğru yayılan bir ateş basması görüyoruz kadınlarda. Çok rahatsız ediyor kadınları. Tabii sosyal aktivitelerini çok rahatsız ediyor değil mi? Mesela işte makyaj yapılıyor, işte bir yere gidiliyor, süsleniyorsa bir bakıyorsunuz su içerisinde saçlar gidiyor, başlar gidiyor, makyaj akıyor. Bu gerçekten beden imajı görüntüyü çok etkileyen bir yaşamlarını durum. Çok etkiliyor kadınların. Uykusuzluk sorunları ona keza. Gece uyuyamadıkları için ertesi gün yaşam kaliteleri öylece de çok etkileniyor. Evdekiler de rahatsız oluyor bundan. Herkes rahatsız oluyor onun sık sık kalkmasından. İşte bir süre sonra yavaş yavaş kaslardaki gevşemeye bağlı olarak idrarla ilgili sorunlar başlıyor. Sık idrara çok çıkma. Çok önemli o değil mi? Evet. Evet özellikle yine bu dönemde bir grubun tamam yaşlandım artık bu normaldir dediği bir grubunsa çok anormal olarak karşıladığı pelvisteki taban kaslarının gevşemesi, mesanedeki bir takım gevşeme bu kaslardaki tonüs değişikliklerine bağlı olarak kadında değişik türlerde idrar kaçırma şikayetiyle karşılaşabiliyor. Öksürken, aksırken, ağır bir şey kaldırırken değil mi? Evet bazen de birdenbire idrar geliyor tuvalete gidemeden
kaçırıyor kadın. Evet. Değişik tipleri var tabii idrar kaçırmanın. Bunlar hep oradaki kasların... Bunun sporla, spor yapanlarla ya da yapmayanlar arasında farkı var mıdır? Pelvis kaslarının gücüyle ilgili bir şey. Çok ağır egzersiz yapanlarda, mesela işte balerinlerde ya da işte ağırlık çalışanlarda, yani ağır tempoyla çalışan, kas gücüyle çalışanlarda eğer pelvis tabanı güçlendirilmez ise sporcularda da görebildiğimiz bir durum. Burada önemli olan pelvis kaslarının güçlü olması. Çok da basit bir egzersizi var. Normalde tuvaletinizi yaparken, idrarını yaparken kadının birdenbire işte ne bileyim bir anda bir şey olması, bir gürültü ya da yanlışlıkla kapıyı kapatmamışsınız, birisi girmiş içeriye. Birdenbire tuvaletinizi, idrarınızı yapmayı kestiğinizi düşünün. O kasın kontrol etmek gerekiyor. O kasın güçlenmesi gerekiyor. Kadının her dakika, her zaman ayakta otururken, konuşurken yapabileceği bir egzersiz. Bu kası sanki idrarını tutuyormuş gibi tutacak, bekletecek, içinden 10'a kadar sayabilir ve sonra bırakacak. Düzenli olarak yapmasını istiyoruz her kadından. Günde 2-3 defa onlarca kez değişiyor kişinin kendi bunu kapasitesine göre. Bunu menopoz öncesi de yapabilir değil mi? Mesela çok doğum yapanlarda da bu sorun var. Sarkmalarını engelliyor, cinsel yaşam için etkin. Bu egzersiz sadece idrar kaçırma için değil, pelvis taban egzersizi. O zaman biz buradan tüm kadınlara, değerli izleyicilerimize, kadın izleyicimize bu egzersizi mutlaka yapmalarını öneriyoruz. Menopoz öncesinde de sonrasında da tüm yaşamları boyunca bu kendi kendine vulva muayenesi ve Kegel egzersizini alışkanlık haline getirip düzenli yapmayı her kadına öneriyoruz bu, mutlaka bu kasların güçlenmesi için. Gerekiyor. Çünkü bu ileride rahimin sarkması, sizin söylediğiniz gibi doğumlar nedeniyle rahim sarkabiliyor. Bunları da engelleyen bir durum, azaltan bir durum. Obezitede bu, de sarkmalar evet, fazla. Evet, obezitede beraberinde. Söylediğiniz gibi sadece bu egzersizle bile söylediğiniz o sıkışma tipi şeyleri engellemek mümkün. Sadece kaslar güçlenip o kaçaklar engellenebiliyor kadının. İdrar kaçırması engellenebiliyor. İdrarla beraber gaz da tabii benzeri bir kaçış. Tüm bunlar kadının sosyal yaşamını etkiliyor. Onun sosyalleşmesini engelleyebiliyor. Bunun için de kadının yaşamında bir takım biraz önce söylediğimiz gibi değişiklikler yapması gerekiyor. Biraz önce söylediğiniz yalnızlık sendromunu daha yoğun yaşamalarına mı neden oluyor? Evet, daha tabii kendilerini izole ediyorlar bu sefer. Evet. Toplumdan izole ediyorlar. Ya da bu kaçaklar bir süre sonra, çünkü yine östrojen hormonunun azalması kadın için özellikle vajinada ve o incelmeye, daralmaya neden olabiliyor. Cinsel yaşamı bundan etkilenebiliyor. Eş ilişkisi bundan etkilenebiliyor. Ve kadın eskisi gibi sosyal yaşamına devam edemeyebiliyor. Evet. Yani genelde şöyle bir şey söylüyorlar menopozdaki o döneme girenler, siz daha iyi biliyorsunuz mutlaka bunu. Aynaya baktığım zaman kendimi beğenmiyorum artık. Ne saçım güzel, makyaj yapıyorum aynı makyaj ama hiçbir. İşte kıyafet alıyorum, her zaman giydiklerim bana yakışmıyor. İşte babaanne kıyafetleri alıyorum, anneanne kıyafetleri alıyorum, bir türlü o inceliğimi kaybettim. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Yani bunu aşmaları lazım. Evet, düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Bunun en önemli şeyi düzenli egzersiz, bir de beslenme değişikliği. Şimdi her gün normal şartlarda beslendiği gibi menopozda da ya da yaşlılıkta devam ederseniz vücut onları eskisi gibi yakamıyor. Bunun için daha ağırlıklı olarak sebze, Akdeniz diyeti diyelim buna biz. Daha sebze ağırlıklı bir beslenmeye geçmeyi her zaman öneriyoruz. Sıvı miktarını önemsiyoruz yine. Bitki çaylarını belli dozlarda, belli oranlarda, çok değil. Yani günde onlarca fincan bitki çayı değil ama birkaç fincan bitki çayını içmesini. Beslenmesinde ara öğünlerde kalsiyumdan yüksek olan, özellikle evet, kalsiyum kemik yoğurdu yani arttırmasını vücudunda, kalsiyum içeren besinleri arttırmasını, işte az miktarda kuru yemiş. Diyoruz ki işte kuru yemişlerde kalsiyum var ama oturup kaselerce kuru yemiş yemek değil buradaki şey. Bir avuç meyve, bir avuç kuru yemiş, hepsinin ölçüyle düzenli beslenmesi ama en önemlisi düzenli egzersiz yapması. İlla bir spor salonuna yazılması gerekmiyor. Evinin yakınlarında varsa dolaşabileceği alanlar, düzenli yürüyüş yapması. 30 dakikalık yürüyüşler gerekiyor. Tempolu yürüyüşler gerekiyor. Haftada 3 kez. Hiçbir şey yapamıyor. Evde televizyon seyretmekten hoşlanıyor. Müziği açıp dans edebilir. Bu bile kadının yavaş yavaş zıplayabilir.
Çünkü zıplama da kemik dokusu üzerine şey, hafif hafif yapabilir. İlla ki hani birçok insan diyor ki işte salona gidemiyorum, buna zaman ayıramıyorum. Ama evde de planlanabilir. Pasif egzersizler yaparak. Yapılabilir rahatlıkla. Ama işte terleme olduğu için bu egzersizlerden kaçıyorlar. Çünkü hareket ettikçe terliyorum ama ben terlemek istemiyorum. Bundan nasıl başa çıkacaklar? Giyimlerini ona göre ayarlayacaklar. İnceden kalına doğru giden bir giyim tarzı seçmeleri gerekiyor. Bir kere daha ince pamuklu çamaşırlar. Kat kat giyilebilecek. Bizim toplumumuz biraz daha şanslı işte. Bizim yok Şile bezimiz, yok Rize bezimiz. Birçok böyle pamuklu şeyimiz var. Bodrum kıyalarımız gibi, ketenlerimiz gibi. İnce ve kat kat. Öncelikle ince giyecek, askılıyla başlayacak. Üstüne bir bluz, onun üzerine hırka. Sıkıntı olduğunda çıkaracak. Sık sık duş alacak. Evet, çünkü bir asit ortam gelişiyor değil mi vücutta? Evet. Asiditeye giden bir durum söz konusu. Evet, vücutta deri tabii bundan menopozla beraber çok yine etkileniyor, değişiyor. Şimdi bu değişimleri nasıl geriletebiliriz? Bunlar geri dönebilir mi? Onu isterseniz şey yapalım. Herhalde biraz hanımlar bunu geriletmek için hormon alma. Ya değil mi? Çok meraklı. Eskiden evet. Şimdi durum nedir? Şimdi durum biraz daha farklı. Özellikle bu meme kanseri ve farkındalık çalışmalarıyla birlikte bir kısım kanserler hormonlarla etkileşim halinde, bunu öğrendik ve biliyoruz. Dolayısıyla da hormon alan kadınlarda kanser riski artıyor şeyiyle beraber, bilgileriyle hormon beraber. Hormon replasman tedavisi, hormon tedavisi diyoruz. Kadınlar bunu almakla ilgili çok ciddi sıkıntılar ya da itirazlar yapabiliyorlar. Şimdi dünyada şöyle bir genel yaklaşım var. Diyor ki bir kadın biz ne bekliyoruz? Ortalama 50 yaş civarında 45-55 arasında menopoza girmesi lazım. Eğer bir kadın 40 yaşında menopoza giriyor ise... o zaman bu kadın için bu iş erken. Vücudunun bir süre daha bu hormonlara ihtiyacı var. 40 yaşından önce girenlerde menopoz yaşına kadar hormonların verilmesi öneriliyor. Evet. Vücutta tabii rahimin olmasıyla olmaması verilen hormonların miktarları, içerikleri değişebiliyor. Onlar daha detaylı konular ama yaklaşım genellikle normal menopoz yaşına kadar kadını bu hormonlarla desteklemek. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi hem bu vazomotor semptomlar hem gelecek yıllarda kemikteki değişimler için kadının o hormonlara ihtiyacı oluyor. Yoksa kemik erimesi daha hızlı gelişebiliyor. Daha hızlı gelişebiliyor. Evet. Yine şöyle bir yaklaşım var. Deniyor ki işte bir grup 50 bir grup 60 yaşına kadar diyor. Menopoza gireli 10 yılı geçmemişse eğer kadın ve hiçbir risk taşımıyorsa o kadına da bir miktar hormon verilerek semptomları hafifletilebilir. Sadece bu semptomlar için bile hormon verilmesi önerilebiliyor. Çünkü bir grup var, yine yapılan bir çalışma diyor ki bir kadın eğer bu vazomotor semptomları çok yaşıyorsa ileride bu kadında daha fazla osteoporoz gelişme riski vardır. Yani bu onun sinyalidir aslında. O zaman risk yok ise, risk tabii kimin ya. Riski yok? Yalnız risk evet, onu herhalde şimdi, vurgulamak şimdi lazım. Ailede yumurtalık ve meme kanseri olanlar risk grubunda, hormon vermek onlarda şey değil, uygun değil. Kadının kendisinin takip edilen meme hastalıkları var ise, memede kisti var ise, işte yoğun meme dediğimiz bir durum var ise, düzenli takip gerekiyorsa, daha önce meme ile ilgili bir operasyon geçirmiş ise ya da bu genetik olarak taşıyor ise bu şeyi, kanser riskini, bu kadınlara hormon tedavisi başlanamıyor. Evet, evet. Ya da ailesinde yine inme, kalp hastalıkları, inme gibi şeyi olan, sağlık sorunları olan kadınlar, sigara kullanan kadınlar ve obezlerde biz çok uygun görmüyoruz hormon tedavilerini. Bir de herhalde çok fazla metabolik hastalığı olup da birçok ilacı bir arada alan değil mi? Diyabetti, kardiyovasküler sistem rahatsızlığıydı gibi. Tabii. Onlarda da yine kas sinir hastalığı, onların da almasında herhalde. İşte bir takım birçok test yapılıyor sizin de dediğiniz gibi. Kadının riski taşıyıp taşımadığına ilişkin birçok test yapılıyor. Kalp sağlığına ilişkin testler yapılıyor. Ancak uygun gruplarda kadın da tabii şöyle hep kadın diyoruz ama tabii elimizdeki şey materyal olduğu için hani tabii. Kadın diye isimlendiriyoruz. Onun da onayıyla yani birisi al dediği için kadın kendisi hormon anladım. Başlamıyor. Ancak tüm riskler ve durum anlatılıyor, uygun tedaviler anlatılıyor. Kişi kendisi karar veriyor bu tedaviyi alıp almayacağına. Ama şu bir gerçek, tedavi alındığında bu söylediğimiz semptomlar ciddi şekilde azalıyor. Ama demek ki burada şunu hemen söylememiz lazım. Bu konuda bilinçlendirme eğitimlerinin çok iyi yapılması lazım. Yani menopozun normal olduğu,
bunların mutlaka yaşanacağı ama bir takım etkenler eğer ya da ortamlar sağlanırsa azalacağı bu belirtilerin. Evet. Kolay geçeceği gibi. Bir de yaşam boyu devam etmeyecek. Şimdi hayat uzadı diyoruz. Kadın ortalama 50 yaşında menopoza girdiğinde de 30 yılını aslında menopozda geçirecek. Yani 30 yıl adet görerek geçiriyor. 30 yılı da menopozda geçiriyor. Evet. Az bir süreç değil yaşamın uzamasıyla beraber. Bununla yaşamayı öğrenmesi lazım. Ne yapacak? İşte emekli olduysa gezi planları yapacak. Arkadaşlarıyla görüşecek. Ama bu görüşmelerde beslenmede şey yapmayacak. Bizim geleneksel beslenmemizi yapmayacak. Evet. Orada daha kendisine kilo aldırmayacak bir beslenme şeklini seçecek. Seyahatler çok önemli. Planlayabilir seyahatler ve yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak onu rahatlıkla bu süreçte şey yapabilir, mutlu yürümesini yani sağlayabilir. Sosyal hayatın içinde olduğu sürece herhalde değil mi? Çevreden de destek gördüğü zaman daha mı kolay atlatır diyorsunuz? Kesinlikle atlatması daha kolay bunu kadınların. İlgi çekmek için tabii herkes için demiyorum ama bir grupta artık yıllarca işte ailenin bakım gereksinimlerini karşılamış, çalışmış. Bu menopoz onun farkına varılması için bir süreç gibi algılıyor kadınlar. Biraz belki şey yapabiliyorlar, yaşamıyorlar demiyorum. Tabii ki bir takım sıkıntılar mutlaka yaşanıyor. Ama bir grupta bunu bir miktar şey yapabiliyor. Süreçte böyle kısır döngüye giriyor. O aman of böyle oldum dedikçe de üstüne işte uykusuzluk biniyor. Bu semptomlar biniyor. Kemikler şey yapmaya başlıyor, çökmeye başlıyor. Bir takım sıkıntılar görülüyor. Kemiklerde kırılmalar da değil mi? Erken menopoza girmede kemiklerde kırılmalar. Örneğin bir travma geçirdi. İşte bir kırık meydana geldi. O zaman iyileşme sürecini de etkiliyor değil mi bu? Etkiliyor. Şimdi illa bir travmaya da ihtiyaç yok menopozdan sonrası dönemde. Hı-hı. Birdenbire hani sanki arkadan birisi itti düştüm diyor. Hiçbir neden yok. Kırılıyor ve kadın düşebiliyor. Erken yaşta menopozun önemli şeylerinden birisi bu. Uzun süre bebeğini emziren annelerde de çok doğum yapmış, bütün çocuklarını emzirmiş kadınlarda da kalsiyum bunu görüyoruz. Eksine var. Hem kalsiyum hem östrojen az, vücut onlara az maruz kalıyor çünkü östrojene. Bu kadınlarda da biz benzeri şeyler görüyoruz. Ve menopozdan 5-6 yıl sonra böyle 3-4 santimlik boylarda kısalma oluyor, çökme oluyor çünkü omurlar arasında bir çökme oluyor kadınlarda ve boy kısalıyor şeyle beraber, menopoz süreciyle beraber. Ama onunla yaşamayı öğrenmek, özellikle de eşi var ise eşiyle daha fazla zaman geçirmek, birlikte birbirlerine zaman ayırmak ve bu süreci anlamaya çalışmak yaşam kalitelerini arttırabiliyor. Yani bunu sorun etmekten çok yaşamın devamı olarak değil mi kabul edip daha beyin olarak kabullenmek lazım herhalde. Evet, evet öyle. Bir de tabii herkes bu destek tedavileri almak istemiyor. Bir takım doğal şeyleri isteyenler de var. Süreçleri yaşamak isteyenler de var. Onun için bir takım bu östrojene benzer özellikleri taşıyan besinlerle beslenmeyi tercih edebiliyorlar. Bir grup öyle bir tercih yapabiliyor. Ya da hipnoterapi uygulamaları, takım solunum terapileri, akupunktur, birçok şey kadınlar tarafından alternatif yöntemler de kullanılabiliyor. Ama herhalde menopozdan sonra ya da menopoza yakın dönemde yapılması gereken en önemli tetkiklerden biri de kemik yoğunluğu değil mi? Evet. Konuda neler söylemek istersiniz? Evet, kadın bu menopoza gireceğinden şüphelendiği zaman mutlaka zaten uzmanla görüşmesi gerekiyor. Bu görüşme sırasında jinekolojik muayenesi yapılıp rahim ağzı kanseri için taramasının yapılması gerekiyor. Bu çok önemli. Bu rahim ağzı kanserinin süresinde değişiklik oldu mu? Yani hiçbir şey yoksa 2 yılda bir simir alınıyor. Bunda bir değişiklik var mı? Şöyle 5 yılda bir de öneriliyor. ama bu rahim ağzı kanseri için HPV diye bir şey var biliyorsunuz. Virüs bunun etkeni. 3 yılda bir bunun taramasının yapılması. 65 yaştan sonra bırakılması öneriliyor zaten bu taramaların. Ama biz zaten kadınları yakalamak çok zor. Yakalananı her zaman da bu tetkikleri yapmak gerekebiliyor. Lazım, bizim kadınların biraz kendi sağlıkları için hizmet almakta eksiklikleri var maalesef. İşte bu ilk kontrolde rahim ağzında kanser taramasının yapılması, bu virüsün taranmasının yapılması gerekiyor. Söylediğiniz gibi kemik yoğunluğu ve meme
değerlendirilmesi gerekiyor mamografinin. Bir de hormonlarına bakılıyor. Tabii. Sonra da takiplerin düzenli yapılması lazım. Bir de son olarak herhalde diş sağlığı çok önemli değil mi? Evet. Çünkü diş etlerinde de çekilme söz konusu oluyor kadınlarda. Evet. Tüm kaslar gevşediği gibi. Yani bu dönemde diş sağlığı mutlaka bir dişçiye giderek ağız sağlığının bir gözden geçirilmesi, gerekli tedavi şeylerinin yapılması, daha sonraki beslenme düzeninin içinde çok önemli. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Sayın Cim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak kadın izleyicilerimize söylemek istediğiniz menopozla ilgili bir mesajınız var mıdır? Dediğim gibi kadınların düzenli olarak bu kontrollerini yapmaları ve yaşayacakları bu süreçten korkmamaları gerekiyor. Evet. Bunu doğal bir süreç olarak karşılamaları öneriyorum. Aslında güzel de bir süreç haline getirebilir. Tabii gebe kalma riski yok. Düşünseniz her ay adet görmek, adet ağrıları yok. Hani bunu da pozitife çevirmek mümkün aslında. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızı da burada kapatıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.